Endi sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa ve katangens alfalar yordamida to'g'ri burchakli üç burchakini yechamiz. Mana bizda birinchi masala. Katet A'ga teng, o'tkir burchak alfa'ga teng, x bilan belgilangan mana bu katetni toping, ya'ni ikkinchi katetni toping. Xo'p, bu katetni topish uchun biz yana burchakdan boshlab o'qiymiz. Burchak qanday katet berilgan? Biz uch odasini bog'laydigan bir tenglik yozishimiz kerak. U tenglik yo sinus bo'lishi mumkin, sinusdan foydalanib yozishimiz mumkin, yo kosinus, yo tangens, yoki katangensdan foydalanib yozishimiz mumkin. Qaysi biridan foydalanamiz? Buning uchun mana o'qiymiz. Burchak qarshi katet, ikkinchi katet. Demak, ikkita katet va burchakni bog'lashimiz kerak. Bu tangens bo'lishi mumkin yoki katangens bo'lishi mumkin. Demak, ikkalasidan ham foydalanishimiz mumkin bu yerda. Masalan, tangensdan foydalanadigan bo'lsak, tangens alfa qarshi katetni yon katetga nisbatan, ya'ni a taqsim x. Yoki bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x teng x bilan tangensni o'rnini almashtiramiz. A taqsim tangens alfa. Yoki bu ham teng tangensni teskarisi katangens alfa bo'ladi. Katangens alfa. Demak, x a ko'paytiruv katangens alfaga teng ekan. Yoki birdaniga katangensdan foydalanishimiz mumkin edi. Masalan, yon katetni ikkinchi katetga nisbati katangens alfa. Ya'ni katangens alfa teng x taqsim a. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, a ko'paytiruv katangens alfa. Demak, har ikkalasi holda ham bir xil javob kelib chiqdi. İkinci masala. İkinci masala. Ya doğru burçakli üç burçak berilgan. Hipotenuzasi berilgan uni s ga teng, bitta o'tkir burchagi berilgan beta ga teng. Uni x ni toping. Yana o'qiyman, x ni topish uchun uch adasini bog'laydigan bir tenglik yozishim kerak. Sinus mu, kosinus mu, tangens mu, yoki katangens mu? Qaysi biridan foydalanamiz? Hop, yana o'qiyman. Burchak qanday katet? Yon katet. Gipotenuza. Demak, burchak yon katet, gipotenuza. Demak, kosinus esimga tushdi. Kosinusdan foydalanaman. Kosinus beta teng yon katetni gipotenuzaga bo'lishimiz kerak. X ni topamiz. S ko'paytiruv kosinus beta. Shunday qilib javob x mana bu katet s ko'paytiruv kosinus beta ga teng. Navbatdagi masala. Yana to'g'ri burchakli uch burchak qaralyapti. To'g'ri burchakli uch burchak bitta kateti 8 ga teng, o'tkir burchagi 60 gradus. Xo'p, demak, gipotenuzaga balandlik tushirilgan. Balandlik gipotenuzani ikkita kesimlarga ajratyapti va ulardan birini topish kerak. Mana bu kesimani topishimiz kerak. Topamiz. Odatda masalalar yetishdi. Demak, biz hozircha o'tganlarimizga asoslanib aytadigan bo'lsak, ikki xil yo'nalishda yurishimiz mumkin. Bittasi burchaklar orqali, ikkinchisi kesmalar orqali. Va keyin ularni bog'lashimiz kerak. Mana x ni topish kerak. X ni uchun topish uchun biz mana bu uch burchakni qarasak yaxshi bo'lardi. Lekin bu uch burchakda x dan boshqa bu kesma berilmagan, balandlik mana bu kesma berilmagan. Bu ham to'g'ri burchakli uch burchak. Mana bu to'g'ri burchak. Bu uch burchak uchun mana bu gipotenuza, bu katet. X ni topish uchun demak biz berilganlarga bog'lashimiz kerak. Va qanday qilib bog'lasak bo'ladi? Agar mana bu 60 gradus bo'lsa, bu holda mana bu burchak 30 gradus bo'ladi. Chunki to'g'ri burchakli uch burchakni bitta o'tkir burchagi alfa bo'lsa, ikkinchisi 90 gradus minus ikkalasini yig'indisi 90 gradusga teng bo'ladi. Shundan foydalanib biz ikkinchi o'tkir burchakni topishimiz mumkin. Xo'p, bu burchakni topdik. Mana x ga mana bu uch burchakni bitta burchagini topib oldik. Endi ikkita yo'nalishda yurishimiz mumkin dedik. Bittasi burchaklar orqali, ikkinchisi kesmalar orqali. Burchaklardan burchagini topdim.
Yani kesmelerden şey, bana bir kesmelerden bir haftasını tapışım mümkün mü? Hop, tabii bana bir belirgelerden faydalanmamız. Burçak, karşı katet, yan katet. Ha, demek bana bunu tapışım mümkün iken, tangensinden faydalansam bularken. Bana bunu y bilen belgeleylik. Dostlar y'ni tapamız. Y taksım 8. Tangens 60 gradus. Eski olanımız cadvalına tangens 60 gradus. İldiz dostu da üçgen teyin. Bunu y'ni tapışımız mümkün. Demek y teyin. 8 köpaytırı ildiz dostu da 3. Y'ni taptım. Ana endi mana bu 3 burchagini qaraydigan bo'lsak, bu 3 burchak uchun y gipotenuza bu 8 ildiz ostida 3 ga teng. Burchak berilgan, gipotenuza berilgan. Ha endi mana bu katet bu 3 burchakda x ni topishimiz mumkin. Topamiz. Endi bu yog'ini esdan chiqarib turamiz. Mana shu 3 burchakka keldik. 3tasini bog'laydigan tenglik yozsak bo'ladi. Burchak, yon katet, gipotenuza. Burchak, yon katet, gipotenuza. Nima esga tushdi? Ha, albatta kosinus. Demak, kosinusdan foydalanib biz quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. Kosinus 30 gradus. 30 gradus teng x taqsim mana gipotenuza 8 ildiz ostida 3. Kosinus 30 gradus. Bu ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Demak teng x taqsim 8 ildiz ostida 3. X ni topamiz. Buni ko'paytiradigan bo'lsak 8 4 3 x 12 ga teng bo'ladi. Shunday qilib mana bu kesma 12 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi masala 4-chi masala. Törtüncü masalada yana doğru burçakta üç burçak. Bir kateti A geteyin, ikinci kateti B geteyin. Gipotenuzdaki balandlik çürülüptü. Bana perpendikülerlik belgesi durduptu. Balandlik gipotenuzanı iki de kesmeye acilat yaptı. Biri X geteyin, ikincisi Y geteyin. Yani X ve Y'ler normal. Onların tapışımız gerek. Gipotenuzda S geteyin. Verilgen. Demek katet A, B, S. Gipotenuzda. Mana bu kesmelerini toping. Yani balandlik çürülgen. Bu gipotenuzanı iki de kesmeye ajratı yaptı. Şu kesmelerini toping. Şu kesmeler uzunluklarını toping. O birdenlikle topuşki körünme yaptı. Mana bu üç burçayını karasak. Bunda fakat iki de parametre. Katet. İki de yetmeydi. Mana bunu karaydıgen bulsak. Bunda yani iki de yetmeydi. Ayrım hollarda biz burada burçayını kırtışımız mümkün. Mesela alfa deyip. Alfa berilmagan, lekin hozircha bu noma'lum. Alfa. Endi uchalasini bog'laydigan bitta tenglik yozamiz. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakni qaraymiz, chap tomondagi. To'g'ri burchakli uch burchak bu ham katet, mana bu ham katet, bu gipotenuza. Bu uch burchak uchun. Burchak, katet, gipotenuza. Bog'laymiz ularni. Burçak yon katet, gipotenuza yon katet. Bunda biz kosinusdan foydalanamiz. Kosinus alfa teng x taqsim a ga. Bu yerdan biz x ni topishimiz mumkin. X teng a ko'paytiruv kosinus alfa. Lekin kosinus alfa berilmagan. Biz o'zimiz kiritib oldik bu burchakni. Ha, kosinus alfa'nı biz katta 3 burçaydan topishimiz mümkün. Kosinus alfa yon katet taqsim gipotenuza. Kosinus alfa teng a taqsim s. Ya'ni a kvadrat taqsim s ni hosil qilamiz. Shunday qilib x a kvadrat taqsim s ga teng ekan. Ha, keyinchalik X'ni topish uchun mana shu formulalardan foydalanishimiz ham mumkin. Juda ham ko'p uchraydi, buni ham eslab qolishingiz mumkin. Eslab qolmasangiz, unda mana shu yo'l bilan ham topishingiz mumkin. Yechish yo'lini eslab qolsangiz ham bo'laveradi.
İkincisi, yani y'ni topamız. Y'ni topuş için bana burçayını beta deyip belgeleyelim. O halde y'den burçak, yonkatet, hipotenuza. Demek, kosinüsten faydalanmamız gerek. Hudu şu yol bilan topuşumuz mümkün, o b köpaytırı, kosinüs beta buladı. Kosinüs betanı topamız. Kosinüs betanı katta 3 burçayından topamız. Katta 3 burçayda yonkatet taksım hipotenuza. Yani b taksım s. B köpaytırı, b taksım s. Yani b kvadrat taksım s. Şimdi kalıp cevap x. A kvadrat taksım s getin. Y. B kvadrat taksım s getin. Yani eslap kalış giyem olsan. A bulsa, bana bu. A kvadrat taksım s. Bu b bulsa, b kvadrat taksım s.